Merhaba sevgili öğrenciler. Farklı sorular bölümümüzde yine güzel bir problemle sizlerle beraberim. Bu videomda bu problemin çözümünü sizlere göstereceğim, anlatacağım. İsterseniz ben anlatmadan önce siz videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim çözümümle karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bulbul Öğretmen sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Sorumuzu okuyalım isterseniz. Bir otoparkta 15 araç vardır. Bunlardan bazıları otomobil, bazıları ise motosiklettir. Otoparkta bulunan araçların tekerlek sayıları toplamı 52'dir. Buna göre araçlardan kaç tanesi otomobildir diyor. Şimdi toplam tekerlek sayısı 52 ise şöyle düşünelim. Bu e, otomobil ve motosikletlerin hiçbirinin tekerleği olmadığını düşünün. Şimdi biz her motosiklete 2 tane takmak zorundayız, değil mi? Otomobillere de 4'er tane takmak zorundayız. Şöyle yapalım. Buradaki tekerleklerin hepsini ilk önce ikişer tane o motosikletlere, ikişer tane de otomobillere taktığımızı düşünelim. Toplamda 15 araç vardı, değil mi? 15 araca ikişer tane tekerleği bir takalım bakalım. Ne kadar tekerlek ediyor? Evet, 30 tane tekerlek takılmış oldu. Zaten motosikletlerin tekerlekleri tamamlandı ama kaç tane motosiklet onu birazdan göreceğiz. Otomobillerde de şu anda ikişer tane tekerlek var. Toplam tekerlek sayımız 52 idi, değil mi? 52'den 30'u çıkaralım. Geriye ne kaldı? Takmadığımız 22 tane tekerlek kaldı. Bu 22 tane tekerleği otomobillere takacağız. Zaten motosikletlere ikişer tane takmıştık. O zaman ikişer tane daha takacağız, değil mi? 22'yi ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. 1 kere 2, 2. Tekrar 1 kere 2, 2. Demek ki 11 otomobile daha 11 tane otomobile ne yaptık? İkişer tane daha tekerlek takmış olduk ve otomobillerin tekerlekleri de tamamlanmış oldu. Ne oldu buradan? Hangi sonuç çıktı? Demek ki buradaki otoparkta 11 tane otomobil varmış. İsterseniz bir kontrol edelim. Cevabı bulduk. Yani kaç tanesi otomobildir diyordu ya. Kontrol edelim. 11 tane otomobil çıktı. Ve hepsinde 4'er tane tekerlek var. 4 kere 1 4, 4 kere 1 4. 44 tane tekerlek otomobillere takıldı. 52 idi değil mi bütün tekerlek sayısı? Geriye ne kadar kaldı? 52'den 44'ü çıkardığımız zaman 8 tane tekerlek kaldı. Bunlar da motosikletlere takılmıştı. ikişer tane olarak. Eşittir 4 tane de motosiklet oldu. 4 motosiklet yazalım. Ve 11 tane de otomobil. Böylece sorumuzun sonucu çıktı. 11 otomobil ve 4 motosiklet var. Tekerlekler de herkese pay edildi. 44 tekerlek otomobillere takılmış oldu. 8 tekerlek motosikletlere, 4 motosiklete takılmış oldu. Demek ki bu otoparkta 11 tane otomobil var, 4 tane motosiklet var. Farklı bir sayı bulduğunuzu düşünün. Diyelim ki siz 10 tane otomobil buldunuz. Nasıl yanlış olduğunu göstereceğim size. Mesela 10 tane otomobil olduğunu düşünün. 4 ile çarptığınızda 40 tane tekerlek gidiyor. E, geri, 15 araç vardı ya geri kalan 5 tane de motosiklet buldunuz. Örneğin. Onlara da 2 tekerlek takılıyor. Ne oldu? 10 tekerlek ne oldu? 40 ve 10 tekerlek daha 50 tekerlek. 52 tekerlek olduğuna göre demek ki 10 tane otomobil bulanlar veya başka sayılarda otomobil bulanlar doğru bulamadılar. Otomobil sayımız 11 oldu. 4 tane de motosiklet oldu. Bu şekilde sorumuzun çözümünü yapmış olduk. Umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, dersinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.